Neler oluyor aşağıda İpekçi? Bu ne gürültü? Bilge ile bebeğini hastaneden getirdiler Cenab abi. Öyle ya. Aydıncığım çok heyecanlandı şimdi. Şu transfer meselesi nasıl açacağımı bilemiyorum. Bir iki gün bekle sen de. Aslına bakarsan başka bir radyoya geçmek etik açıdan pek doğru gelmiyor bana. Bırak etiği metiği abi. Adamlar servet teklif ediyor. Ona söylediği birikçi. Beni ilk kez Aydın çıkardı radyoya. Beni keşfeden o. Onun programını kurtardın abi. Biraz da kendin için çalış. Tabii düşünmek gerekir birikçi. Ratingler yüksek. Kaset satışları da iyi gidiyor. Olumsuz etkilenebilirim. Ne olacak abi? Hangi istasyonda olsa yakalarsın aynı dinleyici kitlesini. Bu esmeri de göremiyorum çoktandır. Taşındı mı acaba? Kıpırdayıp durma abi. Bana bak. Pozunu bozma. Bu tablomdan ne olacak İbrikçi? Tilyaki Paşa mı? Olabilir Cenab abi. Kaç paşa oldu şimdiye kadar? Saymadım valla. Nargil Paşa. Kitaplı Paşa. Katip Paşa. Lambalı Paşa. Maşalı Paşa. Uydurma Cenab abi. Maşalı Paşa diye bir şey yok. Resmim Sabri'cimin evinde olaylar yaratıyormuş duyduğuma göre. Bence Sabri Bey kızmakta haklı Cenab abi. O kadın insanın başını belaya sokar. Keşke vermeseydik resmi. Kira karşılığı verdik İbrikçi. Ne gelir elden? Ya ben de gerçekten paşa tipi var mı yoksa? Var abi, yakışıyor sana. Ah İbrikçi, ah, ah! İmparatorluk döneminde yaşayacak adamlarmışız. Ben o zaman şair paşa olurum. Bak. Açıver İbrikçi. Açıver, benim pozum bozulmasın. Ben geldim Sıtık amca. Hah, hoş geldin. Niye geldin yine delikanlı? Bebeği getirdiler. Bilge emziyordur şimdi, ne tatlı. Bak çekeceğim kulağına. Gına gel senin kadınların orasına burasına olan saplantılarından. Ne var Cenap amcacığım? Kötü bir şey mi? Değil tabii, tersine güzel bir şey fakat. Hah, evde misiniz? Maalesef. Biz evdeyiz de sen niye kendi evinde değilsin canımın içim? Zor durumdayım. Sevim ambargo koydu. Cafer'i çağırın, bana biri aldırın. Oo, iyi be. Başka işin yok mu senin? Var. Sevim'in teyallerini yapıyorum. Senin ne işin var burada? Koş. Annen çağırıyor. Koş. Gitmiyorum, bana ne? Konuşuyoruz. Kapat. İyi bir kişi. Kapat şu kapıyı. Kapat. Işık gören geliyor ya. Neyse, yabancı değilmiş. Ne yani, biz yabancı mıyız? Selam abiler. Hoş geldin Aydın. Hoş bulduk. Hoş geldin canın içi. Hoş bulduk abi. Seni hiç affetmeyeceğim. Hadi. Ne oldu oğlum? Yine ne yaptık? Doğumda çok canı acımış kızın. He, şu mesele. Size teşekküre geldim Cenab abi. Çok düşüncelisin canım içi. Biz ne yaptık ki? Daha ne yapacaksınız ki abi? En zor anlarımda heyecanımı paylaştınız. Yanımdaydınız. Aa, ne demek? Görevimiz canım. İbrikçi, şunları vazoya koy. Bebek nasıl Aydın? Harika Sıtkı abi. Beni tanıyor. Gülücükler saçıyor. Böyle baba baba diye gözümün içine bakıyor. Baba mı diyormuş meme emerken? Sen hayal mi görüyorsun canımın içi? Neredeyse okumaya da başladı diyeceksin. Adını ne koydunuz? Daha bir şey koymadık. Cemil koyun. Erkek adama yakışır. Sen de bir şey söyle be Cenab abi. Her kafadan bir ses çıkıyor. Babam büyük babamın adını koymamızı istiyor. Bilge de Hüsnü koyalım diyor. Büyük babasının adı. Kayınvalidem de Nazım olsun diyor. Onun da abisinin adı biliyorsun. Ya 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 ya. Hey gidi Nazım. Ne yapacağımızı şaşırdık valla. Cemil koyun siz onun adını, Cemil. Ya bana ne? Halis olsun, öyle olsun. Sen ne diyorsun Cenab abi? Ya siz en iyisi hepsini birden koyun canımın içi. Böyle çok ismi olsun çocuğun. Böyle İspanyol soyluların ismi gibi. Mesela Hüsnü Halis, Aydınoğlu Cemil Fahrettin, Nazım Cansever. İsterseniz Cenab'ı da ekleyin.